Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Ginepik videosu bekleyen arkadaşları uzun zamandır beklettiğimin farkındayım. Ve kuşla ilgili kanalımıza abone olup ginepikleri izleyen arkadaşlarımız da var, bunların da farkındayım. Size öncelikle çok temel bir videoyu çekmediğimi fark ettim. Ginepik nedir arkadaşlar, onları göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi iki sevimli ginepikimiz de karşımızda arkadaşlar. Biri kadrajdan çıkıp duruyor. Onu da koyalım şöyle. Siz de görün. Arkadaşlar ginepik. Bunu ben bu arada Google'dan okuyup falan anlatmayacağım. Kendim, gözlemlerim, bildiğim kadarıyla anlatacağım. Hani doğru olur, yanlış olur. Daha iyisini Google'da zaten bulabilirsiniz. Ben size oradan okuyup anlatmayacağım. Arkadaşlar ginepik bir kemirgen türüdür arkadaşlar. Fare midir? Fare değildir kesinlikle. Fareler çünkü arkadaşlar hamsterlar, fareler hem otçul hem etçil olur. Ginepikler sadece otçul canlılardır arkadaşlar. Kesinlikle etçil değildir. Bu yüzden hamster fare yemi kullanılmaz. Sadece ginepik yemi almanız gerekmekte. Ginepiklerin türleri vardır arkadaşlar. İşte ara ırklar vardır. Ben size onlardan da bahsedeceğim. Mesela ben kısa tüyleri daha çok seviyorum. Yani Hollanda diye geçiyor arkadaşlar, Hollanda ırkı. Yani Hollanda ırkı bu Diva adlı ginepigimize daha çok benziyor. Bir de Iva adlı ginepigimiz var. Bu benim ilk ginepigim. Bu daha evcil ama daha da şımarık. Iva'da mesela arkadaşlar Abesyan diye geçiyor. Peru'yla Hollanda'nın kırması gibi bir şey yani. Peru diye bir ginepik var arkadaşlar. Peru'da böyle tüyleri Barbie bebek saçı gibi yerlere değiyor yani. Ben öyle çok sevmiyorum. Böyle ara ırklar fena olmuyor. Hollanda güzel. Şöyle göstereyim. Sonra arkadaşlar ginepiki neden evde beslemeliyiz? Neden evde beslemeye uygun canlılardır? Bunu genelde yurt dışında aileler arkadaşlar çocuklarına sorumluluk alsınlar diye ginepik alıyorlar arkadaşlar. Çünkü ginepikler kafeste bakılabiliyor. Kemirme huyları çok olmayan canlılardır. İnsanlara saldırma huyları da çok yok. Çok nadiren kıskançlık durumlarında, kızdırma durumlarında olabiliyor ama bu kesinlikle hani öyle bir kedi köpek saldırısı gibi olmuyor arkadaşlar. Çiftli bakılabiliyorlar ama erkek dişi önermiyorlar genelde. Bu çünkü çok hızlı üredikleri için sıkıntı yaratabiliyormuş. Ben o yüzden iki tane dişi besliyorum şu an. Biri yeni geldi. Bunu ücretsiz sahiplendim. Bir tane tanıdığım Merve abla var, o sağ olsun. Onda bayağı ginepik oluyor. Bu tam alışamadı bana. Bu şu an korkuyor. Öyle put gibi duruyor ama öteki korkmuyor. Öteki de onu ısırıyor, kıskanıyor, bir şeyler yapıyor. O şekilde size ginepikin ağzını göstereyim arkadaşlar. Bu arada dişleri aslında gözüktüğünden çok daha keskin yani. Isırsa bayağı can yakar. Beni bir kere gerçekten ısırdığını hatırlıyorum. Ama onun dışında mesela şu anda ısıracak büyük ihtimal. Çok kızdık. Kızdı. Tamam. Şöyle bir göstereceğim. Ağzını göstereceğim ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tane. Bir dakika. Kameraya odaklayayım önce. Bir rahat durmadığın için odaklanmıyor kamera. Bir dur. Bir dakika. Şşt. Arkadaşlar tıraş etmek tam bir külfet. Çok şımarık. Neyse ötekini alalım. Öteki daha sakin. Öteki ginepigimiz daha sakin gördüğünüz gibi. Öteki şımarık. Bakın şöyle iki diş altta, iki diş yukarıda var. Köstebek dişi gibi aynı. Isırsa yani zıvam olursunuz yani. Ne olduğunu anlamazsınız bile büyük ihtimal. Gerçekten çok keskin. Ama insana karşı çok sevgi dolu hayvanlar arkadaşlar. Sizi tanıyorlar. Ben mesela diğer dişi almadan tek arkadaşı ben olduğum için geldiğince geliyordu. İva gel. Sonra arkadaşlar çok hassas canlılar, yüksekten falan düşürmemenizi tavsiye ederim. Bakımı tavşan gibi. Tavşan kafeslerinde bakılıyor zaten. Önceki videolarımdan belki hatırlarsanız ben yeşil bir tavşan kafesinde bakıyordum. Ama gerçekten küçük geldiğini düşündüm bir süre sonra. Onlara büyük bir plastik kap yaptım ama o da bir süre sonra küçük gelecek. Çünkü büyüyorlar biraz. Büyüdükçe küçük gelecek arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiğince, Türkiye'de açıkçası o tarz kafesler, çok büyük kafesler çok pahalı. Hani 1000 liraya yakın bir meblağa satılıyor arkadaşlar.
Bu arada böyle sesleri var. Sevmiyor şu an sevmem onu. Bir şey yapmıyorum halbuki. Seviyorum ama böyle bunlar çığırtkan, taranınca falan bağırırlar. Banyo yaparken çok bağırırlar. Korkuyorlar. Çok korkak hayvanlar arkadaşlar. Bakın. Şu ses bile onu her seferinde ürkütüyor. İşte bunlara böyle sevgi dolu yaklaşacaksınız. Meyve sebzeyi eksik etmemeniz lazım arkadaşlar. Her gün diyetlerinden de bahsediyorum zaten size bir önceki videomda ne yer ne içer falan filan. Kuru ot, işte mamaları var. Özel ginepik maması olması lazım. Kuru ot, ginepik maması, meyve sebze. Ben mesela bugün üzüm verdim arkadaşlar. Havuç veriyorum, kabak veriyorum. Kırmızı biberi çok seviyorlar. En sevdikleri şey olabilir. O şekilde. Bu da böyle hep aşağı atlama planları kuran bir ginepigimiz arkadaşlar. O zaten daha önce bir ayağını kırdı ama hala akıllanmadı. Atlamak peşinde. Kuşlara bakıyor orada. Onu da öyle seviyoruz arkadaşlar. Tüy döküyor mu diye soracak arkadaşlar için. Tüy döküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın hemen 2 dakikada tüyleri döküldü. Bu biraz sizin bakımınızla alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Ben de kötü bakmıyorum ama. Hani benimkiler birazcık daha uzun tüylü ve şu an oynadığım için tüy dökülüyor. Şu an seviyorum mesela. Tüyleri dökülüyor. Öteki uzun tüylüler daha çok tüy döker benim tahminimce. Hollandalı'nın tüy dökmesini istemiyorsanız. Hollanda daha zaten insana alışabileceğini söylüyorlar. Benimkilerin ikisi de dişi şansıma. Erkeklerin de daha insana alışkın olduğunu söylüyorlar ama artık ne yapalım yani. Dişi aldık. Şu an ben onların ağırlıklarını da düzenli takip ediyorum. Bunlar biri ne zaman? Temmuz doğumlu bu. Öteki de Mart doğumlu. İkisi de yani daha çok çocuk. Ama işte bu yaşlarda da üreyebiliyorlar. Deli gibi ürüyorlar. O yüzden hatta böyle üremeleri biraz riskli. Ürerken ölüm gibi vakalarla da karşılaşabiliyorsunuz. Size söylemek istediklerim bunlar da arkadaşlar. Ginepik. Kısacasıyla şöyle özetleyebiliriz. Ne tavşan, ne sincap, ne fare. Kendine özel ayrı bir ırk. Bu arada bunları Güney Amerika'da yiyorlar diye biliyorum. Bildiğiniz yani bizim tavuk yememiz gibi onlar da ginepik yiyorlar. Yani bu tatlı canlılara nasıl kıyıyorlar bilmiyorum ama demek ki vardır bir bildikleri, tadı lezzetlidir falan ama yani insan kıyamaz tabii. Koş tavşan da yeniyor ama neyse bir şey demek istemiyorum. Yani sonuçta biz bunlarla duygusal bağ kuruyoruz. Niye yiyelim? Değil mi? Size tavsiyem alırken erkek almanız. Dişiler birazcık daha bıyakçı, mızmız oluyor. Isırıyorlar arada da. Ama kesinlikle hamster'a göre falan çok daha az ısırdığına garanti edebilirim. Ve böyle ele kola daha böyle şöyle eli dolduruyor ya daha hoş yani. Sadece çok korkak hayvanlar arkadaşlar. Kafesinden kaçmamasına da özen gösterin. Ben bir kere kaçırdım evde tüm gün. Şu arkadaşı aramıştım. O arkadaş da kadraja çok uzak kaldı ama onu bir alalım. Gel buraya. Şöyle durunca sıkıntı yok. Böyle durunca tepinmeye başlıyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Ama böyle durunca sıkıntı yok. Bu baskın dişimiz bu arada. Diğer dişi biraz eziyet ediyor. Sonradan geldi ve küçük olduğu için, bebek olduğu için. Bana kızıyor mesela. Gidiyor onu ısırıyor falan. Bakın şu an kızıyor. Bu daha hareketli. Daha çok duygularını belli ediyor. Böyle sevilmeyi niyeyse çok sevmiyorlar. Şu an duyuyorsunuz sesini. Kafa atıyor bir süre sonra. Bakın şu an kafa attı. Şunu seviyor. Kaçmazsa şöyle göstereyim. Şöyle sevilmeyi seviyor birazcık da. Kızdı. Çok kızdı. Isırabilir yani. Şu an ısırmaz falan dedik. Ayaküstü ısıttıracağız kendimizi. Sesleri de bu şekilde. Bu sinirli ses. Bir de korkmuş sesi var. Böyle dişleri tıkırdıyor. Tık 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 tık. O hem sinirli hem korkmuş. Hani seni tehdit olarak algılıyorum. Yaklaşma diyor. Onu yaptıktan sonra genelde ısırıyorlar. Sonra böyle kahkaha atar gibi bir sesi var. Buna çok benziyor ama onu anlarsınız. Böyle bildiğiniz insan gülmesi gibi bir ses. Onda da mutlu olduğunu gösteriyor. Meyve yemek verince sabahları o sesi çıkartıyor. Acıkınca da bir farklı bir sesi var. Onu çıkartıyor. Buna benziyor böyle.
Kaçtı. Bununla oynayalım. Bu sakin. Bu kızmıyor. O huysuz. Umarım ginepikleri anlatabilmişimdir. Asıl amacım arkadaşlar burada size anlatmak değil. Ben siz soru sorun. Ben cevaplayayım. Merak ettiklerinizi. Hani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bu videonun altına ginepikle ilgili sorduklarınızı sorun. Ben de bununla ilgili bir video çekeceğim. Yorumlarınızı cevaplamayacağım o yüzden arkadaşlar. Like atarım, kalp atarım. Sonrasında sorularınızı cevaplarım bir videoda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle videoyu güzel bir kapanış yapalım değil mi Diva? Şöyle gel. Hop 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 hop. Hadi arkadaşlara el salla. Sallamayın canım. Şöyle yapalım seni. Bu şekilde arkadaşlar bakımı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.